Ordu Spor 1967 yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. İlk kez mücadele ettiği sezonda playoff oynama başarısı gösteren Ordu Spor 1967 yeni sezondan umutlu. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Mor Beyazlılar çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. İç transferde 10 futbolcuyu tutmak isteyen temsilcimiz, dış transferde ise yaklaşık 15 yeni futbolcuyu kadrosuna katacak. Eylül ayının başında başlayacak 2022-2023 sezonu için Ordu Spor 1967 hızlı ve hareketli bir yaz geçirecek. Yeni sezonda kuracağımız kadro alternatifli ve özellikle futbolculardan olacak diyen kulüp başkanı Savaş Şimşek, çalışmalarımız bu doğrultuda olacak dedi. Bu seneki gibi takım izlenmeyeceği kesin. Daha Ordu Spor'a bu sene de çok mücadele ettik. Ama geçen sene de söylemiştik. Zamanımız da yoktu. Belki hatalarımız da oldu ama eksiklerimiz de vardı. Bu sene inşallah bu eksiklerimizi görerek, hatalarımızı düzelterek daha göze hoş bir futbol oynayacak şekilde takımımız daha kulübesi kalabalık, daha geniş bir kadroyla sahaya çıkmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız işte az önce söylediğim gibi başladı. İnşallah daha efektif, daha böyle orduların çok hoşuna gidecek bir takım kurmak istiyoruz. Fatsa Belediyespor kaynak arıyor. Geride bıraktığımız sezonda rahat bir yıl geçiren Fatsa Belediyespor yeni sezonda iddialı takım kurmak istiyor. Bu bağlamda takıma maddi anlamda kaynak arayışına giren Sarı Lacivertliler ilk etapta eşya piyangosu organize edecek. Yaklaşık 5 milyon gelir bekleyen temsilcimiz biletlerin tanesini 1000 TL'den satışa sunacak. Kadro kalitesini artırmayı planlayan Fatsa Belediyespor ilk etapta iç transferde kadroyu korumak istiyor. İskelet kadroda yer alan futbolcularla masaya oturacak Fatsa Belediyespor, kalacak futbolcuların durumuna göre yol haritası belirleyecek. Haziran ayında teknik heyet ve iç transferdeki futbolcularla görüşecek olan Sarı Lacivertli Yönetim Kurulu, kaliteli bir kadro kurmayı hedefliyor.